Herkese merhabalar arkadaşlar. Şehir kurma oyunumuzun yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben bir önceki bölümde fabrikalarımızı, bakkallarımızı ve daha sonrasında ise halka açık evlerimizi kurduktan sonra serimizi noktalamıştık arkadaşlar. Bu bölümde ise gördüğünüz üzere bir önceki bölümden kalan 3355 nüfusum ve 12.901 param ile birlikte şehrimizi biraz daha geliştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Ve bu arada bu seriye verdiğiniz like'lar ve yorumlar için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de sizlerle birlikte serimi devam ettirmeye çalışıyorum gördüğünüz üzere. Şimdi oyunumuzu şöyle hemen turuna hızlandıracağım ve oyunu başlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şehrimiz akıyor arkadaşlar. Akıyor bak. Yalnız şuradaki binaları terk etmişler. Bu benim moralimi bozdu biraz. Yani kardeşim niye terk ediyorsunuz anlamadım ama şuradan hemen elektronik şeyi kullanma şeyine bakacağım. Elektrik durumu gayet güzel durumda arkadaşlar. Üretim 106 wattkan 777 wattta tüketiyoruz arkadaşlar. Yani bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum ama şehrimizin biraz daha gelişmesi lazım. Gördüğünüz üzere bakın günlük şehrimize 69 veya 72 arasında nüfus geliyor. Hatta bazen bayağı da değişiyor fark ettiyseniz. Şehrimizi biraz daha geliştireceğim. Bu arada yorumlara istediğiniz binalar, yollar veya yollara isimlerinizi verilmesi istediğiniz yerler varsa arkadaşlar kesinlik olarak hemen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Oyunumuzdaki grafik ayarlarını hala düzeltmeye çalışıyorum. Ekran kartının gelmesini bekliyorum. Son zamanlarda sipariş ettim. Daha gelmedi arkadaşlar maalesef. Gelince değiştireceğim. Merak etmeyin. Bu arada vergilerimiz bu durumda gördüğünüz üzere. Vergiler 111 de hepsini ayarladım. 112'ye çıkarttığım zaman hemen İşte kasaba. Kasabaya şeyine ulaşmış durumdayız arkadaşlar. Hayırlı olsun diyorum. Bu arada vergileri yükselttiğim zaman halk isyan ediyor. Yani kardeşim hayırdır diyorlar. Ne hayırdır? Sen kimsin de şeyi yükseltiyorsun diyorlar. Şimdi arkadaşlar bize okul lazım. Yani bize bir lise lazım. Lisemiz var mı? Şöyle bakacağım. İlkokul. Bizim zaten şeyimiz var. İlkokullarımız var ama lisemiz yok. Şuraya hemen bir lise kurmak istiyorum ama param yetiyor inşallah. Nereye kuralım arkadaşlar? Şöyle bir güzel işlek alan lazım bize. Açıkçası şuraya kurabilirim bak. Buraya kurabilirim abi. Ama ne desek ne yapsak abi. Ya da şöyle bir şey yapalım. Bak ilk önce biz yol yapalım. Yol tamam mı kardeşim. Arkadaşlar yolumu şuradan şöyle geçireceğim tamam mı. Param yok mu? Alan boş değil. Şöyle bakalım arkadaşlar. Nereden yol yapabilirim? Tamam buradan yol yapabilirim. Şuraya bir yol yap. İnsanlar terk ederse terk etsinler. Hiç umurumda değil kardeşim. Hiçbir şekilde diz çökmeyeceğiz. Biz cevabımızı 15 Temmuz'a verdik. Hadi bakalım. Daha sonrasında arkadaşlar şimdi buraya bir tane lise yapalım. Lisemizi şunu bir kapat. Sen kim ol? Aha bu adam olsun. Freddy Krueger olsun abi. Şunu kapat. Tamam mı? Şuraya bir tane okul yap. Tamam. Okulumuzu ekledik arkadaşlar. Şuradaki evi iptal ettik ama bir şey olmaz ya. Yenisini yaparlar. Daha sonrası 38.000 paramız kaldı gördüğünüz üzere. Hemen bir tak bu tane lise kurmuşum. 24.000. Peki bunun maliyeti kaçtır? Haftalık şey geliri 560. Bence bir şey değişmiyorlar arkadaşlar. Yalnız şu daha hoşuma gitti benim ya. Baksana abi bu daha iyiymiş gibi geliyor. Tamam o zaman. Şöyle bir şunu şuradan şöyle bir sil abi. Bu yapıyı tamam sil abi sil. Bir şey olmaz. Tamam kapatalım arkadaşlar. Burayı buradan hemen cevabımızı kapattıktan sonra 3648'lik bir nüfusa ulaştık gördüğünüz üzere. Yerel yönetim eğitimlere önem vermeye başladı gibi görünüyor. Öğrenmeye yaşıyoruz. Ziya Selçukoğlu herkese okula çağırıyor gördüğünüz üzere. Hadi bakalım hayırlısı arkadaşlar. Şuradan hemen bir tek de baktığım kadarıyla halkımız benden fabrika istiyor. Yalnız ben şuraya biraz ev yapmak istiyorum. Buraya bir ev yapalım değil mi? Daha sonrasında şuralara biraz daha fabrika yapalım arkadaşlar. Halkım benden fabrika istiyorsa bu fabrikayı yapacağız. Age of History'ye şehir yıkarız. Ülke yıkarız. Buraya şehir kurarız. Hadi bakalım abicim. İşte bu da Sezar Akkaya'nın tayfasının bir farkı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hemen buradan fabrikalarımı ekliyorum. Daha sonrasında hazır hemen fabrikayı örmeye başlamadan. Arkadaşlar şuraya şöyle bir yol daha çekeceğim tamam mı? Şöyle şuraya da bir yol çek. Bu arada arkadaşlar her seriyi devam ettirmeye çalışıyorum. Her seriden birkaç tane atmaya çalışıyorum. Yani seri gelmediyse abi bu seriyi unuttum gibi şeyler yazmanıza gerek yok. Eğer baktınız bir hafta boyunca atmadım büyük ihtimal unutmuşumdur arkadaşlar. O zaman diyebilirsiniz ama şu an demenize gerek yok. Çünkü ben her seriden atmaya başladım arkadaşlar. Yalnız tamam hazır fabrika yapmaya başlamadan. Gördüğünüz üzere arkadaşlar simetri hastalığına da son. Yani kardeşim. Daha sonrasında şuraya bak. Buraya da bir tane fabrika. Buraya da. Şuraya bir tane bakkal çakkal. Çünkü bakkal çakkal ihtiyacımız gittikçe artabilir arkadaşlar.
Buraya tamam, her şeyimizi kurduk. Daha sonrasında bak, şu an bizden halkın benden ev istemeye başladı, gördünüz mü? Ya bunların da masrafları bitmiyor arkadaşlar ya. Bu arada kesinlik olarak yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şu an yakma durumu saha kullanımı 136. Biraz kötülüğe doğru gidiyoruz fark ettiyseniz. Paramız 29 bin. Bu arada kanalımı yeni keşfeden arkadaşlar varsa aşağıdan abone olmayı kesinlik olarak unutmayınız arkadaşlar. Yani çok sevap işlemiş olursunuz. Tamam, şuraya bir tekne çöp konteyneri yeri kurdum. Daha sonrasında buraya bakıyorum. Sağlık durumu ne? Ortalama sağlık %66. Kardeşim tamam, sağlıktan açısından bir sıkıntımız yok. Yeni binalar açılmamış arkadaşlar. Yeni binalar açılmadığı için şunu oyunu biraz daha hızlandıralım. Tamam abi, sen kapat şunu bir. Şimdi arkadaşlar su durumumuz gayet güzel bir seviyede. Daha sonrasında yangın güvenliği düşük. Yangın düşük şu an. Şey arttırabiliriz aslında şuraya. Aslında var ya, şuraya kurabiliriz abicim. Nereye ulaşabiliyor bu adam? Şöyle bakalım. Böyle yaptığım zaman ha bak. Bak görüyor musun? Bak buradan tam ulaşabilir herkese. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buraya da yangın güvenliğini artık ekledik. Sanırsam bu da şey başka birisi. Şu an yangın güvenliğini arttırdık. Artık şehrimiz çok güvenli. Şimdi şehrin ismini şey istemişsiniz benden. Şehrin ismi ne olsun abi? Yeni toprak al abi. Yeni toprak alamayız şu an. Bu arada kanala katılan arkadaşların evleri farklı yuvalarda olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Şöyle 2020 senaryosu da bu arada yakın zamanda kanalda olur arkadaşlar. Onu da haberini vereyim. Tamam, buraya borular ulaşmıyormuş gördüğünüz üzere. Buraya bir al kardeşim sana boru. Bu abimize şöyle boru. Arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaşa boru veriyoruz. Orada biraz simetri hastalığını yamulttuk ama hadi bakalım abi şunu kapat. Tamam, burayı da kapattık. Daha sonrasında şehrimiz akıyor gördüğünüz üzere. Sadece şurası biraz kötü durumda ama ya arkadaşlar yeni bölge aldığım zaman oraya taşıyacağım. Merak etmeyin hemen. Onu ben size bildireyim de hemen oraya taşıyacağım. Yani hiçbir fikrinizi kaybetmeden size söyleyeyim. Yalnız şu an halkım benden ev istiyor arkadaşlar. Ya bunların da istekleri bitmiyor ya. Karakol ekleyelim abi. Şu an suç oranı kaç? Yüz düşük aslında. Allah. Ah, lisenin yanına bir karakol ekleyelim de okuldan kaçamasınlar değil mi? Daha sonrasında arkadaşlar şuradan bana bir bakkal çakkal da değil de ev lazım. Şuradan bana ev ver. Tamam. Gördüğünüz üzere buralarda evler kurduk arkadaşlar. Şehir yani harika bir durumda. Şuradan yalnız elektronik şeyler, elektronik tesisat geçtiği için oralara ev kuramıyorum arkadaşlar. Yalnız şuraya bence ben yol kurarım abi. Hadi şuradan getireyim. Tamam, güzel. Bir anda biraz yamuk oldu ama arkadaşlar. Biz cevabımızı 15 Temmuz'a verdik abi. Bir sıkıntı olmayacaktır oralarda. Güzel, güzel, güzel. İsyan çıkartanın kellesini alırız. Hadi bakalım. Bu arada Salih Amel mezarlığımızın kapasitesi kaç olmuş? 3 kişi ölmüş arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere gördüklerinden dolayı ölmüyor insanlar. Su durumumuz da gayet iyi durumda. Elektrik durumumuz ne durumda arkadaşlar? 97 Watt'a 90... Evet, elektrik durumumuz kötü. Elektrik durumunu çözmemiz gerekiyor. O yüzden hemen şuradan bana kardeşim ne ver biliyor musun? Kömür santrali ver bana. Kömür santralini nereye kuralım? Buraya kuralım arkadaşlar. Tamam, şu an elektrik 154 watt'a çıktı gördüğünüz üzere. Yani kardeşim halka açık. Abi dur, biraz daha yol yapmamız lazım. Dur. Şimdi arkadaşlar. Ağaçlı tek şeritli yol. Yani abi şundan kurabiliriz bu arada. Şundan şöyle şöyle aç abi. Aç 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 şöyle. Tamam. Gayet güzel abi, gayet güzel. Şuralarda aslında farklı şeyler kurabiliriz ama ben şöyle bir şey yapmak kararındayım arkadaşlar. Şehri sürekli böyle bak oğlum, şehir de çok güzel oldu oğlum, şuna baksana. Yani Clash of Clans'ta arkadaşlar köy geliştirirsiniz ya. Aynı ona döndü ya. Şuna baksana. Akıyor şehir. Yemin ediyorum akıyor abi ya. Şöyle hemen bas abi şuralardan. Tamam arkadaşlar. Şimdi direkt böyle binayı koymakla yetinmeyeceğim tabii ki de. Mesela şu ağaçtı. Zaten ağaçlı yol koymuşuz. Yalnız ben şuraya bir tane tek şeritli yol açmak istiyorum. Ya da şu nereye açalım? Ha, tam buraya açalım tamam mı? Bak burası bizim tek şeritli yol ama burada fabrikaya fazla giriş yapmayacağız arkadaşlar. Burası neden tek şeritli? Halk şöyle buradan geri dönüş olmasın arkadaşlar. Giden bir daha geri dönemez. Tamam. Gördüğünüz üzere buradan rahat bir şekilde artık ihtiyaçlarımızı giderebileceğiz arkadaşlar. Yolumuzu gayet güzel bir şekilde kurmayı başardık. Yalnız şimdi bakın.
Kardeşim. Tamam, gayet güzel. Tamam, bak bu aralardan yollar falan geçiriyorum ki güzel görünsünler arkadaşlar. Tamam. Şimdi buraya bir tek de boru çekmemiz lazım. Al kardeşim, sana boru. Sana da boru. Arkadaşlar. Al kardeşim, sana da boru. Para var zaten. Para cayır cayır geliyor arkadaşlar. Şimdi bize ev lazım. Halkın benden hala ev istiyor. Gördüğünüz üzere can çekişmelerini duyuyorsunuz arkadaşlar. Ev yap, ev yap diye bağırıyorlar. Biz de ev yapacağız o zaman. Yalnız bize otobüs yolu lazım. Otobüs lazım olabilir arkadaşlar. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa aşağıdan videoyu ben kesinlikle olarak beğenip abone değilseniz abone olmayı kesinlikle olarak unutmayınız arkadaşlar. Şu an ilkokul ihtiyacımız bayağı fazla. O yüzden şuraya bir tane ilkokul yapacağım. Gördüğünüz üzere ilkokul durumu 450 kişi okula git 3 453 kişi okula gitmiyorken şu an yeşile döndük arkadaşlar. Mevcut vatandaşlar. Evet. 5.185 kişiye eriştik bu arada. Yani bunu kutluyoruz arkadaşlar. Şuraya bakkal koyacağım. Belki lazım olur. Tamam, buraya bakkal. Daha sonrasında buraya evler. Tamam. Gördüğünüz üzere bakın burası çok güzel oldu. Burası VIP kardeşim. Ölüm durumu nasıl? Ölüm şu bu arada şu, üniversite durumu abi kimse üniversiteye gitmiyor ya. Şaka yapıyoruz olmalısın. Na neyse abicim biz halledeceğiz merak etmeyin arkadaşlar. Hal şuna baksana şehir akıyor arkadaşlar akıyor. Şu an fabrika isteyenler var. Yani kardeşim siz de bir durun abi. Yarım saat yani az önce zaten gelişmeyi önce başardık. Tamam. Şuraya bir tane fabrika yapalım abi. Onu yapıyorum bu geliyor. Onu yapıyorum o gidiyor. Evet büyük kasaba olduk. Artık bölgeler alabiliyorum. Vergilendirme politikalarında değişiklikler yapabilirim. Ve iş yeri bölgeleri veya yoğun konut bölgeleri yapabilirim arkadaşlar artık. O zaman hemen şuraları arkadaşlar restorasyona çevireceğiz. Madem öyle şuraları yüksek binalar kuralım. Ama dur. Tamam kardeşim. Arkadaşlar buraları bakın yıkıyorum buraları gördüğünüz üzere. Yıkmamın bir sebebi var. Kardeşim sen bir git şu evi yıkın lan. Bu okul mu? Ne bu? Yeni bina. Şunları kaldır. Arkadaşlar buraları. Tamam buraları evler yapacağım. Hatta var ya buraları şöyle bir şöyle kaldır abi. Şunları hep kaldır. Nüfus azalırsa azalsın. Geri toplarız o nüfusu ya. Şu buralara arkadaşlar büyük binalar koymak varken neden uğraşalım ki? En azından büyük nüfus bize daha çok şey getiriyor arkadaşlar. Yani en azından sizlerden birisini de oraya verebiliriz yani. Ne diyorsunuz? Hemen şuralara. Güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Şimdi şuraya da o zaman şu büyük yerlerden bir iş yerinden kuralım. Lan oğlum sen ne yapıyorsun burada? Gördüğünüz üzere burada birisi yaşamaya çalışıyor arkadaşlar. Gayet güzel arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buraları evet şuradaki evi de yıktılar. Oğlum her yerden ev yıkıyorlar lan. Evet. Tamam. Gördüğünüz üzere arkadaşlar artık her yere binalar kurmaya başladık. Evet, gelen bir şey var. Emniyet Müdürlüğü adında bir yer geldi. Şu an suç oranı zaten düşük ama üniversite ihtiyacımız fazla olduğundan dolayı arkadaşlar. Sağlık durumumuz zaten gayet güzel bir seviyede. O yüzden ben okul alma kararındayım arkadaşlar. Public Library. Burası kütüphaneyi boş ver. Kütüphaneye gidip ne yapacağız abi sanki? Üniversite abi. Üniversite için kaç liramız lazım? 75 bin lira lazım arkadaşlar. Biz TL şeyinden sayalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ilk binamız hayırlı olsun. Buraya hemen İbrahim Apartmanı abicim. Burası benim kanalımdan şöyle bir üyeye vermek istiyorum. Gittikçe Ekrem Buğra kardeşim. Ekrem Buğra apartmanı. Tamam. Bakın mesela örnek olarak bir tane isim verdim arkadaşlar. Umarım halkıma sahip çıkar Ekrem abi. Şuralardan daha sonrasında burayı kapatıyorum. Yeni binalar hala açılmaya devam ediyor. Ama maalesef ben yeni bina şu an taraftarı değilim arkadaşlar. Hatta var ya şu an bakın buralara yeni binalar kurmak istiyorum arkadaşlar.
Bir tek daha söylemişti. Abi bak şurası Ömer, Halis, Demir Caddesi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burası artık Ömer Halis Demir Caddesi oldu. Hayırlı olsun bakın. Gördünüz mü yazıyor. Ömer Halis Demir Caddesi. Hemen oyun hızlandır. Yeni toprak alıyor ama şu an alamayız arkadaşlar. Ekonomik durumumuz onun için gerçekten müsait değil. Şuna baksana boru istiyorlar herkes. Herkes boru istiyor arkadaşlar. Ya ben daha ne yapayım? Buna bak şunları kapat abi. Daha sonrasında arkadaşlar yolları hemen şuralara evlerimizi kurarken bakın hemen kocaman kocaman evler dikerken ben şuraya bir tane fabrika alın size ben boru çektim daha boru su ihtiyacımız kaç? Tamam gördüğünüz üzere hallettik arkadaşlar yalnız şu boru tamam arkadaşlar boru ihtiyaçlarını boruyu kaldırdık. Yanlış boru vermişiz adamlara. Yeni bölge açıldı diyor. Ne verdi bize? Evet daha sonrasında bakın iş yeri bölgesi. Evet iş yeri bölgesinden bayağı kar edebiliriz. O yüzden iş yeri bölgesini güzel bir yere kurmanın faydası var arkadaşlar. İş yeri bölgesini nereye kuralım? Güzel soru. Şuraya hemen bak. Şurası bizim iş yeri bölgemiz olabilir. O yüzden şuradan şöyle bir bina çekeceğim. Hatta mezarlığın oradan geçsin arkadaşlar. Mezarlığın oradan bir tane bina çekeceğim, tamam mı? Daha sonrasında şöyle bir ben şurayı kapatmam lazım. Gel kardeşim. Tamam, gayet güzel arkadaşlar. Az şöyle küçük bir yol versen tamam vermiyor. Tamam, şimdi. Şurayı şöyle bir tamam gayet güzel arkadaşlar. Buraları bir silelim öncelik olarak. Burası bizim iş yeri bölgemiz olacak tamam mı? Bu arada isteklerinizi kesinlik olarak yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Gel bakayım. Ay, hadi. Hadi gel. Tamam gayet güzel. Hatta var ya şurası da şöyle olsun. Hadi. Ah be. Görüyorsunuz işte simetri hastalığının son nokta arkadaşlar. Beklerdim bu arada. Üzdün kardeşim hadi. Olmuyor arkadaşlar olmuyor. O yüzden şöyle bir yol çekeceğim. Bu yolda buraya uzansın tamam mı? Şimdi buraya ne kuracağız? Gayet güzel bir soru arkadaşlar. Buraya kocaman kocaman iş yeri binaları kuracağız. Bu ne oğlum? Oyunu bir dur yavaşlat arkadaşlar. Bir durdur. Bir durdur abi. Evet arkadaşlar buraya diyor ki oyun bize elektrik uzanmıyor diyor. 100 oğlum 70 üretim 74 vata kadar düşmüş lan. O zaman hazır paramız varken bu ne abi? Petrol santrali. Petrol santrali bize kaç elektrik verecek? Şöyle bakıyorum 120 watt verecek. O zaman petrol santrali bizi rahatsız etmeyecek bir yere ekleyelim arkadaşlar. Buraya kuruyorum tamam mı? Hatta ondan sonra şuraya bir tane şey ayarlıyorum. Buradan buraya dağıtacaktır büyük ihtimal. Ben burayı kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. Oyunumuzu hızlandır. Bak şimdi elektrik ihtiyaçlarını nasıl gideriyorum halkın. Bak. Oh, oğlum bu oyunu çok güzel. Bir atladım var ya orada. Şimdi 50 watt üretmeyi başardık arkadaşlar. Lakin İş yeri kocaman kocaman iş yeri binaları diktik buralara. O da gayet güzel. Halkımız diyor ki bu sefer de bana fabrika ver diyor. Bunlar da var ya her şey istiyor. Ben döveceğim bu halkı. Bu nasıl bir halk ya? Şuraya daha şuraya abi şuraya. Tamam. Şimdi buraya bir tek de boru çekeceğiz kardeşim. Sana boru. Gayet güzel arkadaşlar. Buraya da böyle yolumuzu çektik. Yani yol yapıyoruz arkadaşlar. Var mı bundan daha iyisi? Şuradaki yolu ki suyu kirletmiş miyiz? Görüyorsunuz su nasıl kirlenmiş arkadaşlar. Yani bu ben gelmeden önce vardı bu arada. Ben yapmadım kesinlik olarak. Burada bir sorun var diyor. Tamam. Kapat abi şunu.
Şu an 7200, 10.000 insan ulaşır mıyız? Acaba bu bölüm, arkadaşlar bu bölüm bu arada kısa olacak, bilginiz olsun. Yeterli yakıt yok ne demek lan? Petrol santralimiz çalışmıyor arkadaşlar. O zaman yeterli yakıt yoksa kömür santrali kuralım kardeşim. Yeterli yakıt yok. Bu ne kadar üretiyor? Evet, küçük kent olduk. Bir şey binaya, şehire doğru gidiyoruz arkadaşlar. Abi buraya kömür santrali oluyor o zaman. Ne yapayım ben? Bunu bir de yakıttan mı besleyelim yani? Bu ne ya, saçmalığa bak. Tamam, kocaman 10.000 kişi şehrin nüfusa doğru gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar bu arada buralardan bir yere isim edinmek isteyenler varsa kesinlik olarak yorumlar bölümüne bekliyorum arkadaşlar onu. Abi de bana burayı ver. Bu arada üniversite isteyen kaç kişi var? 1.020 kişi üniversite istiyor maşallah. Üniversite. Kardeşim şunun arasındaki fark ne? Ya şu üniversite daha yakışıklı, yok bu daha yakışıklı duruyor ya. Üniversite tipine göre ayırt ediyorum bu arada. Ya işte farkımız cazibemizdir kardeşim. Şuraya bir tane oğlum. Baba. Dalgaya bak kardeşim, gel. Tamam, herkes buraya üniversiteye gelecek şimdi. Şuna bak. Buranın ismi ne olsun? Üniversite isim edinmek isteyen varsa yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Burası böyle kalsın. Görüyorsunuz nasıl evler kuruyorlar, nasıl? İşte bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mesela bu binalar hep upgrade alacak yakın zamanda. Hepsi yakın zamanda upgrade alacaklar. Siz merak etmeyin arkadaşlar. Biz buraları halledeceğiz. Şuradan ben aslında şey elektrik tüketimini kısın desem. Elektrik tüketimini kısın lan. Kısıyorlar bakın. Kısmıyorlar. Dur kapat. Elektrik tüketimini arkadaşlar, şehir sinirlenmeye başladı. Yeterli elektrik mi yok? Oğlum yine mi ya? 140 tüketim, üretim 99 watt'a kadar düşmüş. Oğlum nasıl düşebiliyor? Bak, nasıl temizliyorlar, görüyor musunuz? Para da bitti yani ya. Bu ne? Baraj mı? Hidroelektrik santral pek bir katkısı olmuyor arkadaşlar bu arada, haberiniz olsun. Bu bölüm dediğim gibi, evet, şehirde sorunlar çıkmaya başladı. Yeterli işçi yok. Ne oldu lan? Üniversiteye gidince şehir... Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Halk da diyor ki bize para ver. 157 oğlum, ben şu an üretiyorum açıkçası. Yani elektrik sıkıntınız olmaması lazım arkadaşlar sizin. Bu bana ne elektrik sağlayacak? 1600 watt. 1600 watt mı? 1600 watt ne demek kardeşim? Böyle bir yapsam suyun hızından yararlanmamız gerekiyor büyük ihtimal. Yeterli para yok. Peki şöyle bakacağım arkadaşlar şehre. 157'de 144 watt. Ama dediğim gibi ya oğlum bak, burayı batırmışsınız zaten. Terk edilmiş. Elektrik santrali ne durumda? Yeterli yakıt yok. Düşük seviyede kömür santrali. Tamam, bir şey yapmayayım, hadi korktum. Yeni toprak al. Alalım lan. Nereye alalım arkadaşlar? Karşıya alıyorum. Satın al. Allah'ım. İnşallah sıkıntıya düşmeyiz. Arkadaşlar yeni yolumuz hayırlı olsun. Şuradan şöyle bir, hatta var ya arkadaşlar, ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir şey açalım. Ya oğlum. Bu gel gidiş değil mi oğlum ya? Bu ne ya? Çöp birikiyor diyor. Arkadaşlar isyan etmeyin lütfen. Elimizden gelince yapmaya çalışıyoruz zaten. Yakma durumu, çöp, saha kullanımı, her şey bitmiş.
Neyse arkadaşlar, bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu kesinlikle olarak beğenip henüz kalma abone değilseniz de kesinlikle olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Şehrimizde ufak sıkıntılar oldu ama şey, halkımızın bu bir bize karşı verdiği bir tepkidir. Biz halledeceğiz, çöpler birikti diyorlar. Yani arkadaşlar bunları çözeceğiz, merak etmeyin diyorum. Hatta var ya, şuraya şöyle ben bir yol ayarlayayım. Şuraya hemen. Arkadaşlar merak etmeyin, çözeceğiz. Tamam. Gördüğünüz üzere artık yollarımızı ayarladık. Buradaki çöpleri toplayacaklardır bir ihtimal. Burada güvenlik sıkıntısı da var. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şu an çok büyük sıkıntıdayız ama şehrimizdeki sıkıntıları çözeceğiz. Merak etmeyin diyorum öncelik olarak. Şuraya bir tane karakol kuralım da belki giderken falan korur şehri. Evet, karakol falan kurdum. Gördüğünüz hepsi mutlu oldular. 20 bin paramız var. Günlük 4 bin lira geliyor. Yeterli yakıt yok diyor. Lanet olsun. Yeterli yakıt nasıl olmayabilir? Kardeşim. La oğlum, bu yol niye böyle oldu ya? Tamam, güzel. Yolu çözdük arkadaşlar. Hatta bir yolda şuradan gelsin. Gayet güzel arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yollarımız tamam oldu. Evet, şimdi birisi buradan gelecek, birisi buradan gidecek. Bunlar peki nerede buluşacaklar? Şöyle, hatta şöyle. Abi böyle olmaz ha. Şu bak, şu çok güzel. Görüyorsunuz mu? Kocaman kocaman yollar yapıyorum arkadaşlar. Kocaman kocaman. Yani bu olur bence. Heh, bu olur. Yani ada şöyle olsun abi. Yok la, böyle daha iyi. Güzel. Yok oğlum. La oğlum, bu nasıl bir şey ya? Heh, tamam. 11 bin lira bir yola verdik arkadaşlar. Allah sonumuza hayır etsin. Öncelik olarak. Daha sonrasında bak. Bak, görüyor musunuz? Ben nasıl ayarlıyorum? Bu nasıl geliyor? O zaman şu yolu bir silelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Belediye yaptığı yolu beğenmeyip geri siliyorlar. Bu halkımıza açık yapılan bir darbe girişimidir. Daha sonrasında şuradan halkın ev ihtiyacının ne kadar fazla olduğunu gördüm. Hemen şuraya bir evler yapıyorum. Bazı yerleri terk ediyorlar. Daha sonra... Oğlum, videoya veda bile edemedim ya. Tamam. Bakayım. Yollar güzel çalışıyor. Gayet güzel. Şöyle bakıyorum. Ah be. Param yok arkadaşlar. Neyse, burayı da böyle gelip gitmek için kullanırlar. Böyle bir şey olur. Böyle bakarlar gelirler arkadaşlar. 9.827'lik bir bina yanıp kül oldu. Ya ben ne yapayım ki size? Ben anlamadım ki arkadaşlar. Allah abi, itfaiye. Görüyor musunuz? İşte. Tesis tam oldu. Bak bak, şurada boru istiyor. Yani şehirde kıtlık başlayacak nereden baksan. Gördünüz mü? Burayı da şöyle birleştirelim ki su ihtiyaçlarını karşılayalım. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalma abone değilseniz de kesinlikle olarak abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. İstediğiniz bina, yol, ne varsa yorumlar kısmına kesinlikle olarak yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip kesinlikle abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yavaş yavaş 10 bin nüfus olacağız. Hatta 10 bin nüfus da bize güzel bir şey verecektir büyük ihtimal, eminim ki. Yani az önce videoya veda ediyordum. Veda edemedim. Kusura bakmayın. Çünkü yol yapmaya çalıştım arkadaşlar. Yani yol yapıyoruz yani. Ne yapıyoruz dersiniz? Yol yapıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.